Otogaraj'ın kanalından herkese merhaba. Yeni gelen şeker tadında 1-2 motora sahip Fiat Panda'yı bugün birlikte inceleyelim. Bu Fiat bandında çok güzel bir araba bence. Araç şeker tadında dedim. Neden şeker tadında? Bir kırmızı güzel bir rengi var. İki dinamik paket, yani belli çaplı özellikleri var. Bunlar bence güzel özellikler. Cam tavan, sunroof olması gibi. Bunun iç detaylarını birazdan ilerleyen dakikalarda inceleyeceğiz. Araç kırmızı renk. Minik, minnoş bir hali var. Dolayısıyla yakıt tüketimi vesaire oldukça düşük. 1-2 motora sahip bir araç. Ve hem atik, park konusunda da sıkıntı yaşatmayacak bir araba. Bayan olsun, yeni acemi, şoför olsun, genç olsun, yani kitle çok güzel. Kırmızı, cam tavan, klima, ABS, bunlar hoş özellikler. Aracı önden baktığınız zaman da sıradan bir far var ve sis farıyla araç önden bizi karşılıyor. Araca böyle baktığımız zaman, şimdi hava yağdığı için çamur yağdı, dolayısıyla araç biraz kirli, kusura bakmayın, normalde alev alevdir. Şöyle yan profilden baktığımız zaman çelik jantlarımız yer alıyor orijinalinden. Lastiklere bakmayın, üzerinde kar lastiği var. Cam filmlerimiz mevcut, aynı zamanda çıtada yer alıyor. Aracın arka tarafına da geçtiğimiz zaman afacan plakamız var. Gayet yakıştırdığım bir plaka. Şu şekilde tavan görüntüsü dışarıdan. Şöyle dikkat çeken de bir stop yapısı var. Yani aşağıdan yukarıya doğru tavana kadar geliyor. Aynı zamanda geri görüş kameramız var. Ama bu orijinalinden değil, birazdan göreceğiz. Panda yazısı da burada yer alıyor. Şu şekilde bir anahtarımız var. Tabi orijinal değil. Bagajı bağlı, açılabiliyor buradan. Açma ve kitleme. Bagajı arkadan açılmaz. Şöyle bagajımızı açtığımız zaman da güneşliğimiz burada yer alıyor. Onu birazdan takarız zaten. Problem yok. Bagaj kapasitemize gelecek olursak 203 litre gibi bagaj hacmine sahip. Yani 2-3 valiz anca sığar. Öyle tatmin edici bir bagaj hacmi yok. Yani küçük bir bebek arabası olması lazım sığabilmesi için. Şöyle bagajımızı indirelim. Sizlere satışa sunduğum araçları inceleme videosunu çekiyorum. Bu şekilde malum siteye göre bence daha iyi. Aracın eziğini, çiziğini, göçüğünü her şeyiyle birlikte ve detay bilgisiyle öğrenmiş oluyorsunuz. Bence güzel bir olay. Şöyle aracın arka kapısını bir açalım. Üzerinde kılıf var. Arkada başlıklar yok. Şöyle cam tavan ve sunroofumuz yer alıyor ve çalışır vaziyette sunroofumuz. Arka hacime bakacak olursak şaft tünelinin yüksekliği iyi iş görür, yani bir kişi daha rahat sığar. Arkaya bir tane bardaklık vermişler. Bu kılıfta değilse tabi iyi olur. Orijinal koltuğu temizse bence o kullanılsa daha tatlı olacaktır. Arka camlar manuel, zaten kalite beklemeyiz. Hep sert plastik, bunlarda manuel arka camlar. Dediğim gibi ihtiyaçlarımıza yetecek kadar özellikler mevcut. Arkada da çocuk kilidi vesaire yer alıyor. Şöyle ön tarafımızı da bir açalım. Şunlar kumaş, araç 2004 model. Ufak tefek şeyleri olabilir. Bilmem kaç yaşında araba neticede. Şimdi bu paraya bu araba olur mu demeyin. Emsaldeki araçlara baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Araba oldukça temiz. Burada bir tane şöyle gözümüz var. Ajanda vesaire konulabilir. Çift airbag yer alıyor. Koltukların başlığı da şu şekilde plastik, yani kauçuk gibi bir şey olmuş oluyor. Koltuğun yükseklik alçaklık ayarı yok. Sadece ileri geri ve sırt ayarı. Şöyle torpidomuza bir bakalım. Ekspertiz raporu 1. İki tane raporumuz var. Kitapçığımız vesaire de yer alıyor.
Airbnb'yi de buradan kapatıp açabilirsiniz ama bence öyle şeylere hiç gerek yok, girişmeyin derim. Ön camımız dahi hiç değişmemiş, orijinal. Aracın ekspertiz bilgisini birazdan vereceğim. Ya bu fiyat bandında gerçekten çok güzel bir araba. Yakıt performansını da birazdan söyleyeceğim. Şu şekilde bir cebimiz var. İş görecektir. Şimdi tuhaf tuhaf şeyleri de var tabii yerlerinde. Panla, hayat onla diyebileceğimiz bir şey. Şimdi araç doblo sürer gibi vitesi vesaire burada yer alıyor. Şu şekilde bir sonradan takma tabii şeyimiz yer alıyor. Geri görüş ve ön görüş. Ne kadar belli bilmiyorum ama şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şu şekilde ön görüş kaydediyor. Şöyle de geri görüş, geriye taktığımız zaman tam gösterir. Şöyle de aynı zamanda aynamız yer alıyor. Çalışmayan bir aksam yok. Multimedyamız, o dönemin multimedyası yani CD yer alıyor. Ve aynı zamanda radyo. Fonksiyonel bir şeyimiz var, direksiyonumuz var. Buradan multimedya kontrolleri vesaire yer alıyor. Şöyle şuradan bakacak olursak City modu var. 2004 model bir araba için oldukça güzel bir özellik. Yani şehir içinde yumuşak direksiyon, uzun yolda da bastığınız zaman sert kullanım yer alır. Bu oldukça güzeldir. Bilmiyorum aranızda kullananlar olmuş olabilir. İlla ki klima petek çıkışlarımız, analog bir klimamız yer alıyor. Camlarımız elektrikli, ön camlar onlar da buradan kullanılıyor. 5 ileri manuel bir şanzımanımız var. Sunroof'u buradan atlamayalım. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Araç bu arada 145.000 kilometrede. Kilometre kesinlikle orijinal. Şu şekilde bir kadranımız var. Araç çalışmadığı için bunların yanması gayet normal. Her zaman dediğim gibi. Şöyle aşağı inecek olursak. Arabanın bu arada paspasları yıkandı. Niye paspas yok falan fink demeyin yani. Kurumadı da. İki tane bardaklık yer alıyor. Şurada çakmaklığımız var. Burada elektrikli aynalarımızın buradan ayarını yapıyoruz. Şuradan tekrar direksiyona gelelim. Yükseklik alçaklık ayarı mevcut. Ama derinlik ayarı yok. Yani kısacası iç kısım böyle. Şoför tarafında da aynı zamanda yükseklik alçaklık ayarı yer almıyor. Bunlar ufak detaylar. Buradan da şöyle bakabiliriz. Şoför tarafının emniyet kemerinin yukarı aşağı ayarı var ama yolcu tarafının yok. Bilginiz olsun. Şöyle aracı kapatalım. ...860 kilo gibi bir ağırlığı var aracın. Yakıt olayına da gelecek olursak ve motor performansına, 60 beygirlik bir motor gücümüz var. Şehir içinde 7.1, uzun yolda 4.8 litre yaktığını söylüyor fabrika verisi ama ortalama yani 6.5-7.5 arası çok rahat yakacaktır bu araba. Sizin kullanmanıza bağlı bu durum. Agresif kullanırsanız elbette yakacaktır. Bu kasa bu arada 2004 ile 2008 arasında üretilmiş. 4 silindirli bir motorumuz var. A segmenti bir araç. 100 km hıza fabrika verisine göre 14 saniyede ulaşıyor. 54 lira gibi cüzi bir miktarda bandrolü var. Yine fabrika verisine göre 155 km hıza kadar ulaşabiliyor bu araç. Bilginiz olsun. Hararetti, işte akü problemiydi, funktı, finkti, yağ kaçaydı gibi bir durumları yok arabanın. Araç oldukça temiz. Gelelim ekspertiz raporuyla kapanış tarafına doğru geçelim. Şimdi araç yaşı gereğiyle ve kırmızı renginden dolayı iki tane rapor var. Birisi boyatılmadan önce, birisi boyatıldıktan sonraki ekspertiz raporu. Araç tavan hariç boyalı. Yalnız tavanda cam tavan. Bunu da unutmamak lazım. 145.000 kilometrede 100-200 lira gibi cüzi bir miktarda hasar kaydı var. O da yanılmıyorsam ayna değişiminden kaynaklı. Böyle araç videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle şeker tadında araçları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Ben sevdiğim hoş bir araba. Yani şuradan kapıdan çıkarsam çıkacak bir araba veya kaldırsam şu tarafa atabileceğim bir araba. Sevilensiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.